31 lira oğlum, boru mu ya? Bir ederi bunun 4 lira olması lazım. Alo. Alo. Lan kartal. O nasıl giriş ya? Ne oldu? Ne sormak istiyorsun abi? Yok, bir şey sormak istemiyorum. Şu linçleyenler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar, her gün gündelik hayatımızda alelade ettiğimiz küfürler, toplumsal linç çok kötü. Adam şey demiş ya, idam edilmeli demiş benim hakkımda. Amına kodumun çocuğu, deprem oluyor, ne yapayım? Ya ne dememi bekliyorlar alkollüyken benden? Salavat getireceksin abi. Olur, alkol alıyorum. Günah değil mi? O haldeyken salavat getirmek. Bira O içmeyeceksin abi. O sırada belki o sırada, baba bir dakika şimdi, belki o ama o sırada sırada salavat Rabbine döneceksin. Rabbine dönme anıdır o an yani. ama belki alkollüyken Rabbime dönsem bir 4 saniye daha sürecek ve öleceğim. Ben bilmiyorum abi, bu paradoksu ben çözemem çünkü bana göre Allah yok ama olduğunu iddia edenler farklı bakıyorlar olaya. Baba çok korktum ya. Adamlar şeyi bile demiş, arkada Atatürk var. Atatürk'e söylüyor demiş. Onu ben Ulan de dedim ya, ben onu Atatürk. esprisine dedim yani. Çünkü şöyle yapıyorsun, Ciddi. ananı sikiyim deyip atama bakıyorsun, bir göz göze geliyorsunuz. Yok. Dışarı bakıyordum ben. Dışarıdan geldi deprem çünkü yani. Öyle hissettim o an. Kafam iyiydi, ne Abi bileyim. dışarıda yapılan depremler yenmez, onu söyleyeyim. Evde İçine yapalım. ne koydukları belli değil. Evde yapacaksın kendi depremini. Ebo'yu da çekiyorum. Bum Dışarıdan geldi ne demek, amına koyayım? Nereden Ah, gelecekti deprem? merhabalar. Ama Bu insan o arada bir kafayla öyle şey diyeceğim hissediyor. ben. Alkolüyüm ben şu an. Araya bir girip Kartal Abi, abi, bu evet. videoyu paylaşan arkadaş Twitter'da mümkünse tanıyorsanız falan sildirin. Altına bu radikal bazı agalar toplanmış. Bunlar pis bir kitle başına iş açmasınlar yani. Ben birkaç Harbi mi? tanesini daha önce gördüm, evet. Yani şey yap, bunların böyle ne diyeyim sözde fenomen gazet, Tamam, evet, grupları falan var böyle. tamam. Bana Hani da oralara bulaştılardı. atıp işte bu Allah'a küfretti falan Evet. filan diye başına bela açmasınlar yani Abi hani. bunların böyle 3000-4000 kişilik bir Telegram grubu var. Ebabil kuşları diye. Ebabil harekatı, pardon. Böyle linçletiyorlar. Benim başıma geldi daha önce. Başını çok ağrıtırlar. Ama benim Twitter kapalı, o yüzden pek sikimde değil bu yaşananlar. Ne, Benim deprem mi Twitter'ım. oldu? Aa, chatten birisi deprem oldu yazdı. Nerede? Sildir Hamza. Kimse artık. Günaydın Orak. Birisi de Tamam, kapıları sıcak bir kapatın, şeyler içeri yapayım. deprem Geliyorum ama. girmesin diyor ya. Arkadaşlar bakın, biz de linç yiyeceğiz şimdi durduk yere. Depremle dalga geçen yayıncı. Şimdi Kartal abi. Senin Aynı soyadın yaştayız. Bulut mu? Öyle mi? Yok. Soyadım Doğan. İkimiz de 33 be hocam. Kartal Bulut ismim. Soyadım Doğan. Öyle mi? Sende saç kalmamış, o yüzden ben seni büyük diye düşündüydüm. Şimdi o konulara gireceksek. Ne bileyim abi, öyle, yani Sen de benden daha şişmansın. Nedir yani? abi şişmanlık yani yok abi, ben onu dalga geçmek mahiyetinde söylemedim. Biraz daha yaşlı gösteriyorsun mahiyetinde söyledim yani. Alkol yaşlandırıyor insanı. Öyle mi? Ama tatlış bir göbek de yapar yani. Yapmaz mı? 5 aylık hamile gibiyim. Benim hanım gibi yani. Harbi mi? Allah başlasın. 5 aylık şu an. Bilmiyorum. Tam 5 ay. Cinsiyeti belli mi? Erkek. Helal. Helal mi? Ama kız istiyordun değil mi? Kız Kız istiyordun değil istiyordum. mi? Evet, kız istiyordum. Aynen, ben de kız istiyordum da. Boracım, Daha bunları hanımım bile. izlersen alınma çocuğu. Yani kız istedik, sen geldin. Umarım daha başarılı bir evlat olursun. Bakalım, göreceğiz artık. Alkollü olanca hoş şu an. Ben alkol kullanmayalı bayağı oldu ya. Geçen hatta böyle şey izliyordum. Dizi izliyordum işte, 3 bölüm falan oldu. Biraz sıkıldım ama bitirmeye de şeyim yani. İnanmışım, bitireceğim. Dedim ya, içki dolabına gideyim bir içki koyayım. Gittim bir cin tonik yaptım abi. Koydum, içiyorum içiyorum bitmiyor amına koyayım. İçiyorum içiyorum bitmiyor. Kartal abi, nasıl içeceğiz bu alkolü ya? Ağzımızla. Abi bitmedi. En son 3'te 1'ini döktüm yani, Ne? sıkıldım. Türü nedir alkolün? Cin tonik abi, cinle toniği karıştırdım.
Ya kötü bir baba lezzet onun. Öyle mi? Ya bir de çabuk çarpıyor. En güzeli böyle bira basamak basamak sarhoş oluyorsun. Öteki türlü bir anda vuruyor deprem gibi. Abi biraz işte şey gibi, klasik yorum yapacağım ama hamallık değil mi biraz ya? Hamallık ama zevk işi. Sohbet içkisidir. Mesela Abi, düşünsene senle karşılıklı tabii. vodka içiyoruz. Şata tata. Yarım saat sonra ne konuştuğumuzu bilemeyiz. Yani açık konuşayım. Ben bira severim. Ama yani böyle nasıl desem bir 12 tane falan içmem lazım sarhoş olabilmem için. Çünkü dediğin gibi ben senden şişkoyum ve buna istinaden litre bazında kanım daha fazla vücutta. Hani o kana karışacak da sarhoş olacağız da ben de var 15 litre kan. Ben de vardır 7-8. Anlatabiliyor muyum? Kaç kilosun bu arada? Çok abi. 182. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorum canım. 182 olur mu? Aa, Twitter'dan video silinmiş. Kim atmış onu hallederdik ya. Ya bizim yayını izleyenlerden biri attı büyük ihtimalle de zaten. Ha. Yani bizim Oo, o ne Twitch'imizi ya? falan İsmail almışlar. Ağa tarikatı ne? Ne oluyor lan? Onlar Ben beni dava harbiden ettiler de bir şey çıkmadı. İsmail Ağa tarikatı taşlayabilir seni. Ben o zaman Bolu'ya gideyim birader. Abi şöyle bu İsmail Ağa tarikatının şeyhi öldü biliyorsun yakın zamanda. Bunların şeyi vardı. Söylemleri vardı işte Azrail gelmiş bir kere gelmiş tokatlamış iki kere gelmiş tokatlamış. Adam ölünce dedim ki ne oldu dedim yani bu sefer Azrail'i dövememiş mi yani çakıverseydi ağzına iki tane gönderiverseydi dedim. Hemen soruşturma kağıt geldi abi gittik ifadeye. Polis soruyor neden böyle dedin? Dedim yani ben bir şey demedim ki adam daha önce dövmüş Azrail'i. Baktım ölmüş demek ki Azrail'i dövememiş. Niye dövememiş diye sordum yani. Kaç Hem kere abi ifade gittiğine kadar? Ben çok de ya. çok gidiyorum. Ayda 3-4 kere giderim ben yani en az. Bugün 17.'ye gittim. Sebebi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Sebebi de şu. Biliyorsun. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın lafını Tabii. tekrar ediyorum. Ama Hakaretmiş bu. Sayın Cumhurbaşkanının sözleri bunlar. Ben dedim yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerini tekrar ettim. Hiçbir art niyetim yoktu. Ve elimi kolumu sallayarak çıktım. Ya ben de böyle Cumhurbaşkanının oluyorum sözü bile genelde. değil abi Niyazi Mısır'ın sözü Niyazi değil. Malatyalı Niyazi Mısır'ı hatta. Evet, 1700 yılında ölmüş. Ne yapalım zaman makinesiyle geri mi gidelim? Böyle bir saçma şikayet Geri olabilir gidip mi ya? ensesine bir şaplak atacaksın değil mi? Niye söyledin lan bunları diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da tekrarlıyor yani o sözleri. Öyle değil mi? Aynen. Öyle biliyorum. Aynen. Ben ne yapıyorum İşin biliyor musun? Böyle saçma şikayetlerde bulunanları karşı şikayet yapıyorum ben. Ah, onu diyecektim tam. İşin garip tarafı karşı Yapıyorum şikayette bulunamıyorum. Adam yurt dışında yaşıyor. ben. Ya, en sıkıcı nokta da o. Yaşasın, geri geldiğinde kapıda alırlar onu. Ben karşı şikayette bulunuyorum, şey diyorum. Beni ve şeyi kolluk kuvvetlerini gereksiz yere işte şey yaptığı için tazminat davasıyla beraber açıyorum abi. Bana ne? Öyle her cimeri alan jurnalcilik yapmayacak. Yasa hukuk bilmiyorsanız. Baba beni Atatürk'e hakaretten şikayet ettiler. Atatürk görse yapmamıştır der yani. Ve ne bir yazı var, ne bir ses kaydı, ne bir görüntü, hiçbir şey yok. Polise de sordum. Ya dedim hiçbir kanıt yokken ben niye geldim buraya o zaman? E O bana zaman da ben de var. bildim. Ben de oldu. Adamın birisi şey yazmış Cimer'den. Ya bu dine hakaret ediyor, küfür ediyor ya falan yazmış böyle. Çağırdılar beni. Bir de onu şeyde veriyorsun. Güvenlik şubede veriyorsun. Amına koyayım teröristlerin gittiği şube benim. Ne işim var Aynen, güvenlik aynen. şubede? Gittim güvenlik şubeye. Sen diyor küfür ettin mi dine? Dedim sen söyle etmiş miyim? Yani niye çağırdınız ki beni? Yani şöyle bir şey var. Savcı şey diyor herhalde ya biz verelim de ifadesini alalım da savcı çalışmadı demesinler. Ya abi sen savcısın. Baksana ortada delil var mı? Baksana ortada kovuşturmaya gerek var mı? Sen beni niye oraya kadar yoruyorsun? Polisi neden yoruyorsun bu kolluk Ya kuvveti? orada Eşek mi yani? savcı topu üstünden atıyor abi. Ya hepimiz yaşıyoruz Ama aynısını. bu çok Ben de ayıp şey bir şey dalılardım ya. ya. Bu ayıp bir şey abi.
Ayıp da abi işte, yoksa yukarıdan onun kulağını çekecekler. Adam diyor ki ben topu atayım üstünden, hakim baksın o yani. Zaman. Sen o zaman de ki ben imza makinesiyim. Önüme gelene imza atıyorum de o zaman. Anladın mı? Var mı dedim delil? Vallahi işte internette ediyormuşsun dediler. İyi dedim, delil bulursanız çağırın dedim. Ben dedim dinlerle hiçbir sorunum yok. Sonra bir daha çağırdılar. Dedim niye çağırdınız? Dedi işte biz arkadaş izledi senin 70 tane videonu. Bir şeyi bulamadı. Yazmış Cahre'in dinini yazmış. Oturmuş izlemiş adam. Adam fanım olmuş amın okuyum. Abi diyor takip aldım, fotoğraf çekilelim mi? Ne kadar mantıklı adammış. Bir fotoğraf çekildik adamla amın okuyum orada bir tane. Adam düşünsene 8 saat benim videomu izlemiş, oturup dinler hakkında konuştu. Allah Allah falan. Adam şey demiş, ben de deist oldum abi. Onu demedi de. Benim de şu an arkadaşlarım taşak geçiyor. Sana 400 lira atayım, sen ortalıkta belli bir süre görünme, SMS atarım sana. Ya o, ben bu insanları anlayamıyorum. Ulan deprem olurken ya ananı sikeyim dersin, ha siktir ne oluyor dersin, ya küfür edersin gayri ihtiyari. Abi çok garip geliyor. Son zamanlarda her şey çok steril oldu ya. Mesela bizim çocukluğumuzda televizyonda film oynardı. Kemal Sunal çıkardı der, siktir lan eşola şakihi falan derdi. Yani küfür vardı mesela, anladın mı? Piç derdi. Küfürler vardı. Şimdi her şey inanılmaz steril, anladın mı? Yani televizyonda şarap diyemiyorlar. Yani fermente üzüm suyu diyor. Böyle bir seviyeye gelmişiz sanki. Böyle şeyler yokmuş gibi. Korkan adam ama küfür adam eder abi. Çatır çatır silahla adam öldürmek mübah ama televizyonda. Tabii canım. Yani kadının kolunu üç yerinden kırıp tecavüz etmek de mübah. Bunlar normal. Benim başıma bayağı bir iş açılacak gibi bu gece. Daha ne olsun abi? Ulan... Ya Twitter'da nasıl korkmam gerekildiği yazıyor ya. Ve benim yüzümden olmuş deprem, onu yazan da var. Abi o senin yüzünden değil. Şey çıktı mı abi, Gavur İzmir? Daha abi, çıkmadı bak. Başladı mı chat? O çıkar kesin ya. Aa bunları dedin Gavur. Aa atılmadı mı o tweet ya? O meşhur tweet kesin gelmedi. Kesin yazarlar mi? Böyle salak salak. Meşhur Gavur İzmir tweet'i gelmedi mi? Atılmadı mı? Bunlar sikişiyorlarmış. Bak okuyorum. İyi dinle kardeşim, tweet'i okuyorum. Alemlerin Rabbi Allah günah ve füşyata bulaşmış kullarına patronun kim olduğunu deprem ile hatırlatmış oldu. Vay amına koyayım ya. Vay anasını. Yine oradayız. Ama kendilerini geliştirmişler. Onu sezdim. Evet, bu sefer biraz daha ağdalı bir dille yazılmış. Evet. Entelektüel bir kardeşimiz yazmış. Vallahi bilmiyorum. O zaman bu en çok fuhuş yapanlar şey mi oluyor? Japonlar mı oluyor? Çünkü en çok orada deprem oluyor abi benim bildiğim. En tehlikelileri de orada oluyor. Ya benim en büyük korkum Show TV'ye düşmeyeyim var ya. Abi ben oraya sıklıkla düşüyorum. Yazalım. A Haber, Show TV. Ben şeyde düştüydüm. Bana ne Filistin'den demiştim. Arapların sorunu, Araplar düşünsün. Ben Türk'üm demiştim. Oo. Bir hafta A Haber'deyim. Her gün çıkıyor. İsrail sevdalısı internet fenomeni küfürbaz Ahmet Sonuç. Bir hafta. Düşmedik ekrandan. Baba biz niye bu bataktayız ya? Abi bilmiyorum, gideceğiz. Ya da kalacağız. Bilmiyorum, ben kalmayı tercih ederim. Ya, artık yeter de. Kalmayı tercih ederim. Asla bu saatten sonra yurt dışında yaşamam ya. Onlar gitsin amına koyayım, ne uğraşayım. Da bu toplumsal kitle çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Baba işin kötüsü şimdi... Yani hükümet değişse de bir şey değişmeyecek biliyorsun durumları. Keşke seçimle hükümeti değil de toplumu değiştirsek. Ah be aga. Ah be aga. Ferhan Şensoy'un dediği gibi yani. Yazık ya bu halka diyor. Sonra yanındaki kadın da diyor ki yahu
yönetenleri de halk seçiyor. Ha diyor, evet o halk o halk. Yazık mı acaba bu halka? Benim bak Twitter kapandı. Açılması için gram uğraşmadım. O kadar rahatım ki. Birbirlerini yiyip duruyorlardır şimdi Twitter'da. Kim bilir neler dönüyordur şu an ya. Kuş gibisin bak... abi şu an. Paylaşan silmiş, başka biri daha paylaşmış. Yazıştık. Biram döküldü diye üzülüyor. (gülüyor) 31 lira lan bira. Ben 50 kuruşa alıyordum birayı. Neden kapandı? Ya şeyden kapandı arkadaşlar. Bir tane FETÖ'cü var, Cevheri Güven diye. Yalan yanlış bir video paylaştıydı. Yine bir de gitmiş kalkmış tweet atmış gerizekalı. Ben de gittim altına şey yazdım. Cevheri, senin kel kafana taşaklarımı sürmek istiyorum yazdım. Güzel. Evet, Twitter'da herhalde taşaklarım ölümcül bir silah olarak algıladığı için tehditten ötürü... Ya salak konuşma be adam, yeter artık ya. Yeter, zaten 4.5 ne diyorsun ya? Abi tamam da neden banlıyorsun? Ne var yani bunda? İsteyemez ölümcül miyim? Ölümcül silah ne demek ya? Abicim taşaklarım ölümcül silah demek ki. Ki Twitter diyor ki ölümle tehdit etmişsin adamı diye beni banladı. Bir şey soracağım sana. Sen talimlisin bu hikayelerde. Ben şimdi bu paylaşan adamları dava etsem işe yarar mı? Yarar. Var mı? Evet evet. Neyden yarayacak ki? Neyden edecek abi dava? Abi bir şey diyeyim mi? KVKK dersin. En azından başları ağrır. Hatta hakim biraz şeyse nasıl bunu söyleyebilirim? KVKK ama halka açık yayın abi. Nasıl fark KVKK? Fark etmez. Hakim biraz şeyse şey olur. Ne olur? Bizim arkadaş yedi mesela. Bizim arkadaş halka açık bir fotoğrafını yayında gösterdi diye KVKK'dan yedi mesela. Avukatı da güzel defans yapamadığı için yedi. Kötü bir hakime ve karşı tarafında kötü avukatına rastlarsan vallahi olur. Vallahi olur, güzel de olur, iyi de olur yani. Benim lehime mi olur, aleyhime mi olur? Lehine olur. Adamı kıtlatırsın yani. Ya ben parasında değilim de baba, durduk yere yani nasıl korktuğumu... Aa, ben parasındayım, ben kıtlıyorum, hiç acımıyorum bu arada. Çünkü ben bu kadar ifadeye gidiyorum, anladın mı? Diken üstünde yaşıyorum hayatımı. Millet kafasına göre beni öyle sikiyor, böyle sikiyor. Anam avradım, meyve tabağı olmuş amına koyayım. Dibine kadar haklısın. Ben de dedim ki bu saatten sonra madem ben... karakollarda yatıp kalkıyorum. O zaman bunlar da yatıp kalkacak aga. Şimdi para sayıyorum. Güzel oldu. Bir de para sayma makinesi aldım eve. Sen harbi haklısın bu konuda. Tabii abi, ben yani abire güvenlik şubede şey verip duruyorum amına koyayım. İfade verip duruyorum. Ya çok sinir bozucu baba, şimdi hiç yaşamamış adamlara da söyleyelim. Durduk yere sabah 10.30'unda polis arıyor. Gel diyor, ifade vereceksin. Neden? Gelince öğrenirsin diyor. Lan evet, o tedirginlik, o gerginlik o kadar kötü ki. Evet, telefonda bilgi veremiyorlar abi yasal olarak. Yasak o. Aynen. Telefonda bilgi vermesi yasak, gelince öğrenirsin diyor. E kim bilir neyden aranıyorsun amına koyayım, anladın mı? Gideceksin, diyecekler ki tamam gözaltı. Bilmiyorsun ki her seferinde avukatla gitmen gerekiyor tabii böyle bir durumda. Çattır çuttur. Ben bugün ifadeye gittim dedim ya. Geç uyandım. Amma bağır, gece içiyorum. Geç uyanıyorum 2-3 gibi. Bir dakikayla kurtardım. Arama kararı vereceklermiş. Tam zamanında geldin dedi ya. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun dediler. Yok, bana arama ki kararı orada... çıkarmıyorlar artık. Çünkü yani benim artık kim olduğumu öğrendiler. Yani bu adam kaçmaz zaten amına koyayım diyorlar. Birkaç kere daha arıyor beni şey. Geçen şey oldu işte, ben dedim ki abi biraz biriksin dedim. Cidden böyle konuşuyoruz bana. Dedim ki abi dedim birazcık biriksin, öyle geleyim dedim. Beni dedim iki dosya için çağırma. Tamam dedi. Sonra dört dosya olunca dedi ki ama artık amına dedi ya, arama kararı çıkartacağım. Yarın geliyorsun hemen dedi. Tamam abi dedim. Sabah kalktım. Sümüğümü sümkürdüm. Dişimi fırçaladım. Yüzümü yıkadım. Gittim. Öyle Osman abi. Heh. Tamam. O neymiş? Tamam. Bu neymiş? Tamam. Aynen böyle yani. Farmlıyorum abi. Adam bir de gülüyor artık, şey diyor. Ya o kadar kanka olduk ki arkadaşlar, yani müdavimi oldum, anlatabiliyor muyum?
şey yapıyor. Kendime kahve yapacaksın. Sen de istiyor mu diyor. İstiyorum abi diyorum. Sen şekerinle uğraşamam. Sade iç la diyor. Sade kahve yapıyor. Oturup beraber yazıyorsun. Aynı yolda görüşüyorsun artık. Arkadaş oluyorsun onunla. Tanıyoruz yani. Tabii. Ya ben şimdi İzmir'deyim. Gittiğim memurlar diyor ki ya kaç defa diyor Efe Aydal buraya geldi. Şeye çok şaşırdım. Ne o? Vine'ciydi. İzmirli ya. Adı neydi çocuğun? Neyi lan? Bana paylar. Aykut Elmas. Aykut Elmas. Onun gelmesine çok şaşırdım. Ulan herif onu da mizah yapıyor. Evet. Ya ne alaka? O niye geliyor? Abi hadi herkesle uğraşıyorlar. Bak bu Cimer çıktı. Jurnalcilik için kullanıyorlar. Mesela arkadaş şey yazmış chatten birisi. Seni niye hala içeri almadılar götelekçe? Abi çünkü yani bu insanlar yasa yol yordan bilen insanlar değil ki. Yani diyorum abi yani ifadeye verdiğim şeye bakar mısın? Bu dine küfrediyor. Hani kanıt yok. İçerik yok. Bir şey yok. Ne oldu? Belki de birinden duydu. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Lan bir geri oyun tarzı yükleyelim. İfadeye çağrıldığınızda bankada kredi notu etkilenmiş. Yok canım. Şöyle ifadeye çağrılmak ilk aşaması. İfadede söylediğin şeyler de çok önemli değil. İfadede söylediğin şeyler sadece savcıyı ilgilendirir. Yani savcı verdiğin ifadeye göre kovuşturmaya gerek olup olmadığına karar verir. Eğer kovuşturmaya gerek varsa, takipsizlik çıkmazsa orada, bu sefer mahkemeye intikal eder mesele. Ama küçük bir şeyse, iki kişi arasında yaşanan bir şeyse, mesela küfürleşme diyelim, önce uzlaşmaya gider. Uzlaşma avukatları iki tarafı da arayıp derler ki uzlaşmak ister misiniz? Bu konuda uzlaşmak her şey olabilir. Mesela şey diyebilirim, Mehmetçik Vakfı'na 50 bin lira bağışla, şikayetimi geri çekiyorum diyebilirim mesela. Ya da gel elimi öp. Herhangi bir şey diyebilirsiniz yasalar nezdinde illegal olmayan. Uzlaştırmadan da uzlaşamazsan işte o zaman mahkemeye gidiyorsun. Olay bu. Ya gel bana sakso çek diyemezsin mesela. Çünkü bu yasalar nezdinde tecavüz oluyor kanka yani. Yo rica etmiş. Eder misin desem de kardeşim yani et deme eder misin sor yani. Yok olmaz o. Cumhurbaşkanı ile uzlaşma olmaz. Kamu görevlileri bunun dışında. Aa, o yok mesela o yalan. Mesela orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum dediğin zaman kurtarmıyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Onu tabii birisi... Twitter'da böyle saçma saçma bilgiler ben yayılıyor. Milletin gördüm. Hayatı yanıyor sonra. Evet, ben birine orospu çocuğu dersem suçtur. Ama orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum dersen ifade özgür. Öyle bir şey yok. Bana birisi yaptı da onu. Çocuğu verdim. Çocuk yalvarıyor şimdi. Abi vallahi... Ben öyle, bir kişiden, ben öyle bir kişiden para aldım. Annesi babası bayağı bir yalvardı. Dedi yani yapma etme evladım hani çocuğumuz genç. Ne olduğu belli değil. Sen kocaman adamsın. Hayır dedim bu çocuğun suçu değil. Siz kendi suçunuzun cezasını ödüyorsunuz. Alt tarafı 15 bin. Buyurun. Ben alıyorum hep. Ben söylüyorum. Vermem diyene de diyorum ki hay. Önce cezayı alıyor. Sonra da üstüne şey açıyorum, manevi tazminat davası açıyorum. Ben o parayı illa alıyorum yani. O yüzden diyorum ki sen erkenden öde. Bari cezayı alma, anladın mı? Ne gerek var? Üzmeyelim birbirimizi. Evet. Tabii kanka. Yani sen diyorsun ki tecrübelerine dayanarak soruyorum. Diyorsun ki sen harbiden dava açıp paylaşan. Tabii. Tamam. Yarın görüşeyim. O silmiş herkes. Ya ben küfür edenlere yapmıyorum. Mesela hani ula amına koyayım caho diyene yapmıyorum. Anladın mı? Hani gerçekten hırslı bir şekilde sinir etmek için ya da beni üzmek amacıyla, beni üzmeleri mümkün değil ama hani o hırs var ya, o hırsı hissedersem uğraşıyorum. Anlatabiliyor muyum? O hırs varsa işin içinde
gerçekten bir nefret varsa, o zaman diyorum ki ulan dalayarak sen kime küfrediyorsun? Hadi gel bakayım diyorum. Sıçıyorum ağzına. Birine AQ dersen bile ceza alır mısın? Teorik olarak evet. Uzlaşılınca sicilde yazıyor mu? Hayır. Teorik değil bu arada, yanlış hatırlamıyorsam emsal karar vardı. Yani AQ'nun direkt küfür olarak anlaşıldığı için evet cezası var onun. AMK diye şey vardı gazete. O yüzden mi kapatıldı acaba? Hiç affettiğin oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Hiç mi yok ya affettiğin? Yok yani ben uzun zamandır kendim ifadelere gittiğimden beri affetmiyorum abi. Hı-hı. Sikimde değil. Yani çünkü ben burada her kelimemi dikkatle seçerken insanların beni sırf ünlü olduğum için nefret tahtasına çevirebilecekleri bir şeyi kabul etmiyorum abi. Bu kadar kolay değil. Ha ben erk makamı olsam, siyasi olsam abi her şeyimi peştamele çevirin, hiç önemli değil. Çünkü erk makamı küfrü de kaldırmak zorunda bence. Ama şu an benim hiçbir gücüm yok ki elimde. Kimim ki ben yani? Ve inanın o kadar da para kazanmıyoruz yani. Hani şey değil, anladın mı? Lamborghini'me bineyim de onlar anama sövsün, umurumda değil yani. Basit bir Nissan Qashqai arabam var. Kira evde oturuyorum amına koyayım. Hani o kadar da worth değil yani. Yani abi, ne kadar olur olsun baba, niye anamıza sövsünler ya? Nissan Qashqai basit bir araba bu arada. Orta segment bir araba arkadaşlar. Premium bir araç bile değil. Arabanın 1 milyon olması aracın krallığından değil, Türkiye'deki vergilerin kol gibi olmasından kaynaklanıyor. Şeyi diye görüyorlar ya, en çok da ona tav oluyorum. Oturdukları yerden para kazanıyorlar. Ulan uğraştığımız hikayeleri bilseniz sikiyim parasını dersin ya. Ya oğlum abi, bak yani eskort, benim bir şey değil mi abi? Benim bir eskort bile bizim kadar yerden hakaret görmüyor ya. Bir benim, eskort da bu kadar benim, tehdit almıyor. Abi, benim ablam da oturduğu yerden para kazanıyor. Ve bunlarla da hiç uğraşmıyor. Yani bırak küfür yemeyi, tehdit yemeyi, iş yerinde birisi salak bile dese anasını siker yani onun. O kadar da rahat ve güvenli bir ortamda çalışıyor. 8-16 çalışıyor. Haftanın 3 günü evden çalışıyor. Tamam mı? Yani bir şey de bir tercih ederim ben o hayatı, kusura bakma. Kusura bakmayın. Aa, ben de tercih ederdim. İnsanlarla uğraşmak çok zor be birader. Ki sen şu an 5000 kişiyle uğraşıyorsun. Ki bu gecenin vakti. Daha da fazla oluyor. Milyonlarca insanla uğraşıyorsun. Şöyle arkadaşlar, ben zor ya. Kendimin patronu olmayı seviyorum. Ve yaptığım işi çok seviyorum. Keşke ablamın yaptığı işi sevseydim. Belki o işi yapardım. Bilmiyorum. Final Game bağışları çalışmıyor mu? Onu hemen bir fixleyeyim arkadaş. Şu çok zoruma gidiyor benim. O deprem biraz daha uzun sürseydi ve ben böyle ananı sikeyim ananı sikeyim diyerek ölseydim, oh hak etti diyeceklerdi. Abi seni var ölmeyi ya, hak eden çıkmışım. Senin ölünü var ya peştamale sarıp sikerlerdi, net söylüyorum. Yemin ediyorum bak, peştamale sarıp sikerlerdi senin cesedini, açık ve net. Kurtaramazdı yakınları. Tereyağı alayım diyebilirlerdi. Tabii yani. Tabii. Valla yakınların bile kurtaramazdı, net söyleyeyim ben sana. Öyle şey olur mu? Sen bira içerek amına koyayım amına koyayım diyerek geberirsen seni net sikerler amına koyayım. Sen de dönmek istemiyorsun değil mi? Ne abi? Sen de mi yurt dışından geldin? Ya Macaristan'dan geldim ben. Harbi ben mi? De orada okudum. Ha. Ben de Almanya'dan Polonya sonra geldim. İstemiyorum lan dönmek. Burası benim ülkem lan. Ha, bunu da anlatamıyorsun çocuklara. Bana da hep şey diyorlar. Abi gelerek yarrak yedin, gelmeyecektin hemen koyayım. Ha. Geleceğim lan. Ben Antalya'da yaşamışım lan çocukluğumu, liseyi, miseyi. Şeyi hiç yaşamamışlar. O Avrupalının böyle bir tepeden bakması var ya. Ya ben yaşamadım onu açıkçası, tepeden bakma olayını. Baba onu hiç mi hissetmedin ya? Hiç. Vallahi bir kişi de. Yemin ya. Adım Ahmet ya dediğimde ilk hissettim. İlk hep verdiler o hissi. Adın Ahmet mi? Hmm, Müslim boy gel bakayım şöyle falan yaptılar ama yani tamam, sonrasında işte tamam da sonrasında ben hiçbir şekilde onlara şey fırsatı vermedim.
onlardan daha alt bir insan olduğumu hissettirecek ne kültür eksiğim var, ne yetenek eksiğim var. Anladın mı? Ve Almanya'da, yani şimdi Macaristan'ı bilmiyorum da, Almanya'da gerçekten ne olursan ol. Şimdi mesela laboratuvarlarda herkes sıraya girerdi benimle aynı grupta olmak için. Çünkü benimle aynı grupta olan 2 saat erken çıkar aga. Ben pratik adamım. 2 saat erken çıkmak daha çok kendine zaman ayırmak, belki de ders çalışmak, belki de erkek arkadaşla kız arkadaşla takılmak demektir yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra sen Ahmetmişsin, Mehmetmişsin, Türkmüşsün falan, kimsenin sikinde olmuyor yani. Yok, ben de hissetmedim de ilk başta böyle sakallı makallı görüyorlar. Arap dediler bana ya. Arap gözüyle bakıyorlar. O çok garip geliyor. Her gördüğünüz sakallıyı niye babanı sanıyorsunuz ki? Veya Arap sanıyorsunuz. Bu tepeden bakma durumu o işte. Neyse baba, sizi çok iyi yayınlar. Eyvallah, ben yarın memnun oldum. Eyvallah. Ben de çok memnun oldum. Umarım yine başka bir depremde görüşmek üzere. Allah muhafaza. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah hep mutlu olursunuz. Eyvallah. Görüşürüz abi. Abi şöyle bir bakıyorum ben donate'lere. Oo, bayağı da gelmiş aslında ha. Bir saniye. Alican 100 lira atmış. Kullanın sonra Lucy gibi çocuklarınız olmasın demiş. Lucy Ferdan basıyor. Bir önceki yazdığım neden ekrana düşmedi diye bir 100 lira daha atmış. Vay amına koyayım. Backshot 49 lira atmış. Victoria 3 ne zaman gelir demiş. Banlayın bunu. Victoria 3 yasaklı kelime. Etsu'yu kocaman öpüyorum. Kocaman selamlar. İyi yayınlar. Bayım Etsu'ya kocaman selamlar. Ege diye birisi var. Etsu'ya aşık. Bir sürü Etsu ile ilgili donate atmış. Ses et pompa. Yarrayın. Ses et pompa.